8 başkan yani hem Cumhurbaşkanı adayımız hem de Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak deprem bölgesinin 8 şehrinde bayram kahvaltısı ettik. Bayram sofrası kurduk. Ve ben Malatya'daydım arkadaşlarımla beraber. Oradan buraya geldik. Hatay'ımıza geldik. Önce Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendiyle, başkanımızla bir Samandağ programı yaptık. Orada bir yani sadece bir ziyaret amaçlamıştık ama gördüğünüz gibi, şahit olduğunuz gibi bir miting oldu. Sonra da programlı bir şekilde randevu alarak geldiğimiz Reyhanlı Ticaret Odası ve Ticaret Borsası mensuplarıyla uzunca bir görüşme yaptık. Amacımız deprem sonrasında Reyhanlı'da ortaya çıkan sorunlar, Hatay merkezli olup buraya yansıyan sorunları dinlemek ve 14 Mayıs'ta yapılacak seçim sonrası inanıyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız seçilecek. Biz de iktidar olacağız. Dolayısıyla aldığımız bu bilgiler ışığında hem Hatay merkezde hem o büyük ne diyelim büyük afeti büyük felakete çevrilmiş noktadan çıkarmak ve bu kadim şehri, Atatürk'ümüzün şahsi meselesi olan bu şehri hem yeniden inşa etmek, hem o dokuyu, o tarihi korumak, hem de çiftçimizin, esnafımızın mesela çırçır fabrikaları yıkılmış, bir an evvel onların hayata geçirilmesi lazım, tamir edilmesi lazım, yeni baştan inşa edilmesi lazım. İş sahibi insanlar işçilerini artık bundan sonra eğer çalıştıracak bir mekan yoksa işveren o iş görenleri işçilerini parasını ödeyemez. Dolayısıyla işsizlik yeni baştan artacak. O nedenle hem Hatay'a geri dönüşün sağlanması hem sığınmacıların bizim programımıza göre 2 yıl içerisinde itmeden kalkmadan Suriye yönetimiyle işbirliği içinde onların gönderilmesini sağlamak üzere bir programımız var bizim. Onu paylaştık ve sonuç itibariyle tarımımız, esnafımız ve deprem felaketinden sonra ortaya çıkan problemlerin giderilmesi. Mesela Müge kardeşim biliyorsunuz şimdi hem Şefik Başkan Reyhanlı menşeli, Reyhanlılı bir milletvekilimiz ve Gökhan Zan da Samandağlı bir arkadaşımız. Ama Müge çok çalışıyor. Onun da eşi. Şimdi Müge bugün bana dedi ki deprem bölgesinde deprem çadırlarının kenarında yılanlar kol geziyor. Bir yılan ısırmasıyla bir çocuğumuz vefat etti. Mesela bu kimsenin bilmediği bir konu. Şimdi Müge'nin ağzından sizler aracılığıyla Türkiye'ye duyurmak istiyorum ama çok az kaldı. İnşallah Reyhanlı Ticaret Odası'nda da söylediğim gibi hep birlikte el ele vererek Türkiye'nin çözülmeyecek bir problemi yoktur. Türkiye'nin gücü çok yüksektir. Yeter ki biz liyakate, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, yargının bağımsızlığına ve ona önem verelim. Ve insan kayırmaktan, çalmaktan, çırpmaktan vazgeçelim. Dolayısıyla Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yoktur. Hep birlikte tarih yazacağız. Çok az kaldı. Bravo. Türkiye'ye bahar gelecek. Bravo. Teşekkür ederim. Bravo. Sağ olun. Başkanım.